44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Burak kardeşimizin motorunu kullanacağız. Z125 Kawasaki. Abi bir de ne istersen dedi. Bakalım. İlk defa 125'lik kullanacağız. ABS mi? Ya ABS. Evet, çift ABS var. Güzel. Kaskon var değil mi? Kaskon var mı? Kaskon var değil mi? Ne? Full kasko değil mi? Evet. Abi çok küçük. Oğlum. Hiç ses çıkmıyor lan. Hilmi bunu sevdi. Vites göstergesi. Aa yok. Vites. Boşta. Oğlum hadi bakalım. Oğlum pinticik lan. Oğlum pinticik ama var ya kullanması zevkli ha. Üç. Vitesleri aklımızda tutmamız lazım. Bizdeki gibi görünmüyor. Oğlum vallahi tatlı bir şey işte. Bunu da sevdim ya. Çok küçük. Hani üzerinde rahat hareket edemiyorum. Hani alışmışım MT7'ye abi. Orada da ada var. Bunlar beklesinler. Kaçta gidiyor bu? Yani 125-225 yani şuna bir gösterge koyabilirlermiş ya. Bekleyeceksin ablacığım. Ya biraz daha MT7'den eğik bir duruşu var. Belki biraz alçak olduğundandır. Küçük olduğundandır. Onu bilemeyeceğim ama. Ama hani gaz tepkisi yok yani öyle basınca gitmiyor. Gerçi 125 cc ne bekliyor olabilirsin ki bundan değil mi? Yani. Ama harbiden sevdim ya. A1'le kullanabileceğiniz. Burada 16 yaşından sonra çocukların ehliyet yapıp kullanabildiği bir şey. Hatta ehliyet yapmadan da öğrenci olarak da bunu normalde bizde A ehliyet yaparken öğrenci belgesinin lisansı sadece 1 seneydi. Bunlarda öyle bir sorun yok. İstedikleri kadar kullanabiliyorlar. Frenleri hiç test etmedik. Aa frenler iyi. Yani yavaş basmama rağmen iyi. Aa, arkalar tutuyor. B
Ön geniş yani, böyle bir dışarıdan bakıldığı zaman hani gayet vahşi, agresif bir duruşu var. Ama dediğim gibi hani 16 yaşındaki bir çocuk kullanıyor bunu, yani Emre kardeşimiz. Hani 10 yaşında yeni başlayan insanlar için çok çok güzel bir motor. Yani üzerinde ben biraz böyle ayı gibi kaldım ama güzel motor ya, şirin. Ya bunun Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Kawasaki Z125, Emre kardeş bunu sıfır almış. Sanırım 4000 mi 5000 mi öyle bir şey almıştı. Yani o da bir aylık maaşıyla almış ki burada zaten çoğu motor bir aylık maaşla alınabilecek düzeyde. Ama dediğim gibi sevmediğim bir tek özelliği var. Ben bunu aslında bu tür motorların hepsine nefret ediyorum. Ya arkadaş, bir vites göstergesi ya. İnsanlar vites aklında tutamıyorlar ki. Ha şimdi kaçta gittiğimi bilmiyorum mesela. Şu an 2 olması lazım. Şimdi 3. Yani minnacık bir şey koyuyor da vitesi göster be aga. Çok hafif bir motor. Şöyle bakayım. Kayıtta mizara. Çok hafif bir motor. Hani 125'lik olmasına rağmen dediğim gibi hani gayet geniş bir kafası var. Geniş bir gövdeye sahip. Böyle 125 olduğunu ancak işte şöyle tek silindiri görünce anlayabiliyorsunuz, önden bakınca. Onun haricinde gayet şirin, tatlı bir motor. Lastikler 160'lık sanırım, tam bilmiyorum ama bakmak lazım. Nerede yazıyor lan bu? Her neyse. 125'lik lastik içeren standarttır bunlar. Totosu güzel. Plakaları küçültmüş. Sinyalleri falan değişmiş. Baya tatlı duruyor. Dediğim gibi kullanması zevkli bir motor. Hani hız sevenler için öyle aman aman hızlı giden bir motor değil, aman aman gaz yiyen bir motor değil. Ama hani 125'lik olsun, güzel bir motor olsun, tatlı bir sürüşü olsun diyorsanız ve şehir içinde kullanacaksanız çok çok güzel bir motor. Yani abiniz tavsiye eder ama tabi Türkiye'deki bunun fiyatı ne kadar şu an bilmiyorum. Gene bir 30-40 bin lira vardır herhalde sıfırı. Lan çok tatlı lan bunu kullanması. He? Çok zevkli bunu kullanması. Çok hafif şey. Ama yine küçüklüğünü böyle bayağı iyi çekiyor bence. Ya iyi çekiyor. Hani tabi MT'ye bindiğin zaman anlarsın. Çekişi de ama yani 125 olmasına rağmen iyi gidiyor. Ama işte tek küsüsyonu var. Hiç ses çıkmıyor motordan. Evet. Evet gençler, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz bu tür videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve o güzel yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.